Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online sıfırdan başlamak bölümü de karşınızdayım. Gideceğimiz bir mekan var. Hemen şuradan bir mağaza işaretleyeceğim. Simon'un neden aramadığını da öğrenmiş oldum. Şurada bir tane mağaza var. Mağazaları dolaşacağız. Silahsız girmemiz lazımmış. Bir tanesini ben şanslı bala deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Birkaç video izledim. Bu sorunun çözümünü öğrenmek için birazcık bakındım. Ron arıyor. Adamım sen zaten bildiğimiz her zamanki şeylerini söylüyorsun. Yok bana bir yardım etmen lazım. Los Santos Drag adında bir şeyim var diyorsun. O tavsiyeler için arıyorsun beni. Ben onları şu an için yapmayacağım. Arama yani beni boş adamım. Mekana geldik. Umarım olur ya. Bu sefer halledebilirim diye düşünüyorum. Umarım yapabiliriz. Hemen şöyle silahı bırakıyorum. Burada birazcık zaman geçirmemiz gerekiyormuş. Buradan girince aranacağız mı? Merhaba. Ne alabiliriz biz senden? Alabileceğimiz bir şey var mı? Hemen bakalım. İşte aradı adım sonunda. Aynen. Ne haber kanka? Bunu yapmamız gerekiyormuş. Biz bunu yapmadık gençler. Biz orayı soyduk. Amacımız aslında o değildi ama bize... Bir şey de çıktı, işaret de çıktı, bir de seviye atladık. Bu da bizim için gayet iyi olur diye düşünüyorum. Şu an bize anlatım yapıyor. Simon, şunları yapabilirsin falan. Dinle. Görevleri var. Bu adam bize görevler verecek. Onları oynayacağız, depo görevleri. Hala da şeyin, Michael'ın aracı orada duruyor. Sarı şip var ya, Michael'dan aldığı... Franklin yine beraber aldığı araç hala orada duruyor. Eyvallah adım, eyvallah. Buradan artık çıkabiliriz. Burayla olayımız bitti. Ben sizlere de göstereyim hatta. Ne yaptığımı hemen göstereyim. Yaptığım şey, geldiğim yer şurası. Ben buraya geldim, burayı tercih ettim. Sizlere de göstereyim. Belki sizler de bu sorunu çözersiniz. Ne yapıyorduk? Kıyafetçiye gidiyorduk ve üstümüze, başımıza yaza uygun şeyler çekiyorduk. Böyle konuşmuştuk ve bunu da uygulayacağız. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Birazdan bazı mülkleri de çekeceğiz altımıza. Merak edilmesin. Evleri, ofisleri falan almaya çalışacağız. Ne varsa bunları edinmeye çalışacağız. Şurada hemen alabileceğimiz yapılmış, baştan şeyler varsa sevgili edilmiş, oyundaki kıyafetlerden varsa bir bakalım. Ona göre de kendimize göre de bir şey belirleriz. Buradan bir tarz yaratmaya çalışırız kendimize. Oluşturmaya çalışırız. Bozin istiyor. Bunlardan bir şey bulabilir miyiz acaba? Galiba bulamayız. O zaman şöyle yapalım. Şuraya doğru gidelim. Pantolonlarda şortlara gelelim. Şortlarda da şöyle hemen birazcık aşağılara doğru ineceğim. Alabileceğim ne var? Çok daha para harcamak istemiyorum açıkçası ama galiba adam akıllı bir şey yok gibi. Bunlar değil de, bunlar başka şeyler, bu olmaz. Böyle şeyler varmış. Bu olmasın, tamam bu kalsın. Ama üstümdekini çıkartacağım açıkçası. Şapkayı ben nereden bırakabilirim? Bunlar yine pantolonun şeyleri. Üstümüzü değiştirmek istiyoruz açıkçası. Hah, aynen. Buradan alabiliyoruz. Şöyle geldim. Yapacağım şey ne biliyor musunuz? Bir tane şey almak. Tişört almak. Şöyle geldim. Yukarı doğru çıkacağım ama bu alınmıyor. Çünkü üstümüzde bu arkadaş var. Bir dakika, yine alamadık. No ceket diyelim, tamam mı? Yukarı tekrar gidelim. Tişörtlerden alalım. Ne var? Free'lerden bakacağız. Free'lerden gideceğiz. Ne alabiliyoruz diye bir bakalım. Ne biliyorsunuz abi bize? Alabileceğimiz ne var? Hemen bakalım. Çok değişik şeylerden de koymuşlar oyuna. Hep aynı tavsiyeler görüyoruz aslında. Ben beyaz alacağım. Şimdi bir de şapkayı çıkartacağım abi. Şapka istemiyorum açıkçası. Şapkayı ben nereden çıkartabilirim? Şuradan çıkartabilirim herhalde. Aynen. Bu değil. Bu değil. Yanlış geldik. Şuradan çıkartabilir miyim?
Burada değişik bir şeyimiz var. Olabilir aslında, neden olmasın? Güzel şeyler varsa alırız. Burada künye var. Silver'ından alalım bir tane. Künye her zaman iyidir. Bunlar neymiş? Ha yok, küpeler işimize yaramaz. Bunlar da çok saçma olur zaten. Bu da işimize yaramaz. Bir tane de saat alalım şöyle güzelinden. Bakalım bakalım. Break frame iyidir. Bir tane de bundan çekelim. Başka var mıydı? Buralarda daha da var. Göster abi kolunu. Beyazı güzelmiş. White Sports aldım. Bereşmiş zaten. Aldım. Buna gerek yok. Gloves kapatıyor. Gerek yok ona da. Tamamdır. Bir de şapkadan beni kurtarırsan harika olacak. Şu Nautilus şapkadan da beni kurtar abi. Aynen. Şöyle gelelim. Güzel. Şapkadan da kurtulduk. Okey. Olayımız buydu. Yaptık bunu da. Şimdi ben bu mağazadan çıkıyorum. Ardından da şöyle internetime giriyorum. Money and Service'e geliyorum. Yapacağım şey Maz Bank olacak. İlk önceliğim Maz Bank. Maz Bank'ta da şöyle aşağılara ineceğim. Şuralarda bir ofisim vardı. Neredeydi o? Burada bir yerlerde alabiliyorduk ofisi. Bu değildi değil mi? Aynen bu değildi. Ofis değil. Şurada bir şey var. Kırp ağasınız var burada bir tane. Motoskyl. Hemen alalım. Şöyle bir şeyimiz varmış. Bu bizden para istiyor. Daha mantıklı. Alsız bir şey koymaktan daha iyidir açıkçası. Böyle kartal şeyi iyidir. Siri soruyor. Olabilir. Bizden para istiyor mu? Bunu geçince istiyor. O zaman böyle kalsın. Bu şekilde bırakacağım. Kulüp amblemini soruyor. Aynen doğrudur. Kartal kalsın yine de. Hemen Motoskyl adını daha değiştiriyoruz. Yine Jaeger X yapıyoruz. Enter'lıyoruz. Font değiştiriyoruz. Font yine böyle olacak. Şöyle beyaz seçelim. Hatta turuncu seçsek daha mı doğru olur? Evet daha doğru olur. Onu da seçtik. Bunlardan ikisini de ekleyince ne kadar oluyor biliyor musunuz? 936.000 oluyor. Ben bunu şu an için almayı planlamıyorum. Ben Beres'ten yola gideceğim. Ne bize pahalıya patladı? Mural pahalıya patladı. Tam sıkıntı yok. Mural daha güzel çünkü. Alalım. 86.000 harcadık sadece. Önemli değil. Bunu aldık tamam mı? Bu tamamdı. Bu birinciydi. Bir tane Motoskyl şeyi aldık elimize. Şimdi Dinastiye geldik. Dinastiden de alacağız. Ofisimiz burada. Maz Bank. Hemen ayarlıyoruz. Organizasyon adını zaten önceki bölümden ayarlamıştık. Fontumuz bu şekilde olacaktı. Bunu yapınca ne oluyor? Kötü oluyor. Bu şekilde kalsın o zaman. Diğerini alınca hemen sizlere onu da göstereyim. Ne kadar tuttuğumu da göstereyim. Bu üçünü eklediğinizde 1.650.000 şey tutuyor. Bu miktar tutuyor. Ama ben yine bunu da full'e alacağım. Çok da ekstra katkıları olmuyor diyebilirim. Garaj alabiliyor muyum? Garaj alabiliyoruz. Böyle garaj istediğinde, bunları istediğinde senden 1.000.000 istiyor herhalde. Diğerleri için de değil mi? Ekle diyelim. Ekle diyelim. Custom Shop gerek yok açıkçası. Buna ihtiyacımız var mı bilmiyorum. 60 araçlık bir garaj için de 2.000.000 toplayacağız daha sonrasında. Bunu da size söylemiş olayım. Ben hemen geri gidiyorum. Almak istediğim daha birçok şey var çünkü hemen geri. Abi. Niye çıkamadık? Hah çıktık. Tamamen kapatmasaydık iyi olurdu. Bir şeyden de giriş yapmışız. Neye giriş yaptık bilmiyorum. Hemen Maz Bank. Başka alabileceğim bir şey var mı? Hangar. Açıkçası istiyorum. Hangar, buradaki hangar daha mantıklı. Bana verdiğin ne var? Başka alabileceğim bir şey var mı? Bunu verdi abi bize. Okey. Tekrar girelim. Yukarı doğru gideceğiz. Burada bir tane bunkerımız var. Alıyoruz. İşimize çok yarayacak. Yani sarısı daha mantıklı. 1290 daha gelecek ama bunu kazanırız. Bu bizden birazcık fazla götürüyor. Gerek yok. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Yürüyeceğiz zaten. Bunu çok kullanmıyoruz. Oradan oraya giderken kullanacaksınız. 290.000'de ben bunu ödedim. Güzel. Okey. Bunu da aldığımıza göre hemen geri gidiyorum. Alacağım başka bir şey var mı? Hemen bakacağım. Almayı unuttuğum bir şey var mı diye. Galiba yok.
Hemen buraya işimiz bitti. Mark diye biri arıyor. Dinleyelim. Aracıma da bineceğim. Aldığım bölgeleri bakmaya gideceğim ayrıca. Güzel şeyler yaptık ya. Gerçekten. Güzel şeyler yaptık. Ne yapıyoruz? Silahçıya gidiyoruz. Birazcık da mermi almamız lazım bu kalan paramızda. Çünkü gideceğimiz görevlerde, birazdan gideceğim görevde ihtiyacım olacak. O silaha ihtiyacım olacak. Ajan 14 diye de biri arıyor. Arasınlar abi. Bunlarla tanışacağız. Bunlarla konuşacağız. İlerleyen bölümlerde. Bolca uğraşacağız bunlarla. Bankayı da satın aldık. O da geldi diyor. Abi ben geldim tekrar. Merhaba. Yeni silah geldi mi? Yeni silahlarım var mı? Pistol mu? İhtiyacım var mı pistola? Mermi az kalmış. Birazcık ver abi şuradan birazcık mermi. Teşekkürler. Bir tane böyle bir şeyin gelmiş ama ihtiyacım yok. Buna mermi almayacağım. Beğenmedim. Free diyorsun. Free olan her şeyi beğenirim ama şu an bunu almayacağım. Spesifik harbına birazcık mermi açıkçası istiyorum. Şu kadar mermi verebiliyorsun. Peki. İşaret fişi işimize yaramaz. Bombalar bombalar açık değil. Bunlar şu anda açık değil. Rank 19'da açılacağı söyleniyor. Biraz uğraşalım. Alabileceğimiz başka bir şey var mı diye. Bakalım. Bunlar var diyor. Ha bu hatcheti de alalım. İşimize yarayabilir. Başka ne var? Bunlarda da mikromuz var. Bunu hemen alalım. Çünkü araçta sıkabiliyoruz. Bunu da alabildiğim kadar alacağım. Bu kadar. Şimdilik bu kadar merminin bana yeteceğini düşünüyorum gençler. Yine bana bir mesaj geldi. Şimdi bakacağım. Sıkıntı yok. Ne verdi? Ne oluyor abi? Bunlara bakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Legendary'e geliyoruz. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. İki kapılarda alabileceğim beleş bir araç var mı? Bana verilmiş bir araç var mı diye bakıyorum hemen. Araç da alacağız ama şu an değil ya. Şu an değil. Şu an alamayız. Ama ilerleyen dönemlerde araçlarda modifiye edeceğim bu seride. İstediğiniz araçlar varsa söyleyebilirsiniz. Bu arada bu aracı bana beleş vermişler. Cocoyet Classic. Bunu hemen beyaz yapalım. Hemen bir sipariş verelim. Şu anda senin alacağın bir evin yok diyor. Ev. Evi unutuyoruz tabii canım. Evi unutuyoruz lan. Evi unutuyoruz biz. Doğru söylüyorsun. Dinastiden buradan alacağız evi de. Bana verilmiş ev nedir abi? Bana al dediğin ev nedir? Bu mudur? İki tane araç sokabiliyormuşuz buraya. Free'miş. Al abicim ya. Free yaşayacağımız, kafamızı sokacağımız bir yer olsun. Tamam mı? Okey. Evim burası diyor. Okey tamam abi. Anladım. Hemen tekrar şuraya geleceğim. Araç alacağım ya. Araç alacağım. Şöyle gelelim. Fiyatları birazcık azaltsak, şöyle yapsak. Free. Ver abi. Bak şimdi bize Grotto Turismo'yu verebiliyor. Bu araç her zaman turuncuyu hak eder tamam mı benim gözümde. Verdi. Turismo'yu aldım. Hemen geri döndüm. Başka ne veriyorsun abi bize beleş olarak? Grotto Turismo'yu aldım. Klasik bir tane Inventor Coquette veriyor. Bunu da hemen beyaz yapalım. Bu araç da beyazı hak eder gibime geliyor. Landstalker'ı oradan çıkartacağım evet. Onu oradan çıkaracağım ve bu aracı oraya koyacağım. Evet. Başka ne veriyorsun? Diğer araçlar da bu ama almaya gerek yok. İşimize yaramaz. Burada bu. Bunları veriyor tamam mı? Şuraya gelelim. Warstock'ta ne alabiliyoruz? Warstock'ta da bize bir şeyler beleş veriyor diye biliyorum. Hemen şöyle bakalım bir göz atalım. Bir şeyler veriyordur diye düşünüyorum. Vay be bunların da fiyatı bayağı uçmuş ha. Eskiden daha uygundu. Bu araçlar daha indirim varmış. Sizlerle beraber ben de görüyorum. İsteyen varsa alabilir. Bir tane Ducato Date aracını bedava veriyor. Gördüğünüz üzere. Buzardı. Kesinlikle tavsiye ederim. Ki benim de param olunca ayrıca alacağım. Biliyorum şey yapabiliyorum. Ya şey yapabiliyorum aslında. Bu Sekiro Server üzerinden ben aracı çağırabiliyorum. Biliyorum. Onu biliyorum. Onda sıkıntı yok. Hemen Turizmo'yu çağıracağım. O Landstalker'ı da gönderdik bu arada. Hemen Turizmo'yu çağıralım. Diğer aracımız daha gelmedi. Gideceğimiz bölgeye de hemen işaretleyelim. Ne yapacağız abi biz? Bankara gidiyoruz tabii ki ya. Bankara gideceğiz.
Oradan da bir görev sonrasında bu aracı modifiye edemeyi düşünüyorum. Ama şu an yapmak daha pek mantıklı değil. Açıkçası diğer her şeyi açıp öyle yapmak, yani bu araçları şimdi bekletmek lazım bence bana sorarsınız. Çünkü daha hiçbir şey açmadık biz bu oyunda. Parayı harcamak da bana şu an için mantıklı gelmiyor, baksana paraya. 674K'm kaldı. Yani bu parayı daha çarçur etmeyi düşünmüyorum. Üstüne birazcık koyup hangarı da satın alasım var. Yani benim şu anda 300K'lık bir satışa ihtiyacım var gibi. Bunker da bunun için biçilmiş kaptan gibi gözüküyordu. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu sizlere de bir Jaeger yapar ve bana bu şekilde destek olursunuz. Ayrıca yorumlarda GTA Online'da veya diğer online oyunlarda yapmamı istediğiniz fikirleriniz varsa şunu çekebilirsin, güzel olabilir tarzı dediğiniz fikirleriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım gençler. Umarım hoşunuza giden videolar yaparız, güzel şeyler başarırız. Göçümlük mesafeyi biz bu şekilde eriteceğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak ya? Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Burada bir şey daha varmış. Burada bir şey daha geldi ama buna sonra bakacağım. Bu öldürdüğümüz şey değil mi ya? GTA 5 hikayede öldürdüğümüz şey değil mi? Clink'te çalışan psikolog değil miydi ya? O değil mi? Galiba. Ne alaka? Bu ölmedi mi? Red Thunder'dan bahsediyorum. O değil mi o? İlginç. Bakacağız. Merak ettim. Bir sonraki bölümde ona da bakabiliriz. Bakalım bizi neler bekliyor bu oyunda, bu seride. Elimden geldiğince sizlere rehber olacak videolar çekeceğim. Bu misyonlar, bunker misyonları, hangar misyonları, onların satışlarının şeyleri, videoları kanalımızda olacak. İzleyebilirsiniz. Sizlere rehber olsun diye bunları yapıyorum. Ayrıca ben de bilmediğim görevler varsa bunları keşfedeceğim. Nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Görevleri de birlikte oynayacağız açıkçası. Birçok görev var burada. Yan görevler galiba bu arkadaşlar. Stateless yan görev galiba. Toplanacak da bir sürü şey var bu arada. Online'da da. Onları da toplayacağız. Onlara ait de videolar gelecek yine bu seri içerisinde. Onları da izleyebileceksiniz. Nerede ne var? Ne yapabilirim? Bu oyunda tüm şey sahibim. Ben yapacak bir şey bulamıyorum ya da yeni başladım. Nasıl ilerleyebilirim? Ne yapmalıyım diye soracak olsanız ben sizlere ilk 3 videoda birçok şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Şu anda seviyemizde 6. Bir görevle birlikte yine hızlı bir şekilde seviye atlayacağımızı düşünüyorum. Öldürdüğümüz adamlar bize zaten bolca RP kazandırıyor. Bu yüzden de görevleri yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama iki katı görevler varsa da onları da kaçırmamanızı tavsiye edebilirim. Bunlar bayağı işinize yarar. Flight School geldi. Orada da şeyinizi yükseltebiliyorsunuz. Uçakları daha etkili bir şekilde de kullanabilirsiniz. Onun da videosu efendim gelecek. Onun da videosu gelecek. Biraz sıkıntılı bir serüven olacağını düşünüyorum ama bakalım. Onu da sizler için yine bu seride oynayacağım. Diğer karakterde ben bitirmiştim. Bakalım ilk görevimiz ne olacak? Bir sinematik, iyi seyirler. Hey, ajan, ne haber lan? Buranın yeni sahibi biziz, sen de bizim ortağımızsın değil mi? Aynen. Eğlenceli olacak diyor. Anahtarları verdi bize, teşekkürler. Anahtarı aldık. Anlat bakalım, burayı bize anlatacak. Diğer yerleri de anlatacaklar. Oralarda daha sonra uğrayacağız. Ama size şunu söyleyeyim, bunker ve hangar genellikle daha çok kazandırıyor. Ama motosiklet, ya bir gireyim, iki günde satış yapayım ya da bir hafta içerisinde bir satış yapabilir miyim? Tarzı şeyler yapabilirsiniz. Yani onun getirisi de 100 bin, maksimum 100 bin ya da 200 bin. O civarlarda bir şeyler alabiliyorsunuz. Ya da hadi 500 bin diyelim, 500 bin alabilirsiniz, zorlayalım. 500 binlik bir satış da yapılabilir belki. Denemedim. Motosikleti çok mantıklı değil. Yapın ama yine seviyenizi arttırırsınız. O mekanları almanız lazım. Bizim yapacağımız şey hangarı almak. Şuradan biraz para kazanıp ardından da güzel bir
garaj çekeceğiz kendimize. Oyunda yapılması gereken en önemli şeylerden biri zaten onu yapmak. Arkası da zaten gelecektir. Biz geldik ya, burayı boşaltıyorlar, yeni yeni şeyler. Oğlum devirmeyin lan onu. Bu şeyi almadık, bu kısa yollardan bizi götürüyor. Koşmak istemiyorum dersiniz, alabilirsiniz açıkçası. Bu avantajdan yararlanabilirsiniz, tanıtacak bize. Burada bunlar var, şurada şunlar var. Buraya gelince bunları göreceksin, tarzı bir anlatım yapıyor. O şu anda biz yok. Olsaydı iyi olabilirdi açıkçası ama yok maalesef. Onların paramız yok. Burada bizim almadığımız elemanlarımız ya da biz arkadaşlarımızla silah talimi yapabiliyoruz eğer istersek. Ama bunu da biz almadık. Ücretsiz olduğu için. Muhtemelen ekip yerinden alan herkese bunlar olmuyor. Para varsa harcayabilirsiniz ama benimle aynı miktarda başlayacaksınız. 1 milyonluk bir paranız olacak. Bunları güzel harcamanız lazım. Gerçekten güzel bir şekilde değerlendirin. O parayı yatırım yapın. Açıkçası yatırım yapmadan kazanılmıyor hiçbir şey. Bu oyunda yatırım önemli. Ben şimdi bu paraların çoğunu harcadım. Yani 400 binlik bir harcamam mı oldu? Aynen. O miktarı geri kazanacağım ben açıkçası. Hangarı alacağım. Sonra tekrar o miktarı geri kazanacağım. Bu şekilde. Mantık bu şekilde gidecek. Ardından da ilk önce ver elini 5 milyona. Ver elini 10 milyona, ver elini 20 milyona gideceğim. Bu süreçte düşüşler de olacak ama ben yine yatırım yapacağım. Yatırım yaparak da istediğim her şeyi hilesiz alabileceğim. Bunları göstereceğim sizlere. Görevleri birlikte yapacağız. Satışları zamanı geldiğinde güzel bir orana yaklaştığınızda yine birlikte yapacağız. Ben sizlere bu konularda yardımcı olmaya çalışacağım açıkçası. Umarım keyifli vakitler geçirirsiniz. Yani bu oyunda yaklaşık 50 dakika oynasanız güzel yerlere gelebiliyorsunuz. Günde 50 dakika oynasan güzel yerlere gelirsiniz açıkçası. Ben de sizlerle aynı süreler içerisinde oynuyorum. Ve bu sürelerde sizlere videoyu sunuyorum. Tabii bu sürelerinde düşüşler olabiliyor ama olsun. Yine bir yerlere varabiliyorum. Onu fark etmesin olmaz mıydı kral? You never saw me. I don't know you. Mekan güzel ha. Mekan güzel. Ateş ediyor. Bu arası bize paralar, milyonlar kazandıracak. İlk önce 10 binler, ardından 20 binler. Bakalım. Güzel şeyler yaşayacağız buralarda. Güzel güzel paralar kazanacağız. Geldi. Koşuyorum hemen. Zaten mekanı biliyorum. Diğer karakterde de buralara az mı geldim be? Hemen koşalım. Hemen oradan bir giriş yapalım. Sekiro serverdan giriş yapacağım. O daha mantıklı. Abim bu laptopum nerede? Burada. Hemen şöyle bundan çıkacağım. Bu pek mantıklı değil. Motosky mantıklı değil abi. Şey daha mantıklı. Sekiro server daha mantıklı çünkü oradan bazıları çağırabiliyorsun. Bu zat helikopter. Onu çağırabiliyorsun. Ben de onu yapacağım. Eğer çıksa çağırabiliyorsam onu çağıracağım. Öyle yapacağız bu görevi. İlk görevimiz bunker'daki. Hadi bakalım ya. Güzel şeyler olacaktır. Setup diye bir şeyimiz var. Gidelim yapalım seni. Ver abi. Sen anlat. Sen anlat. Çok önemli değil zaten. Bunların çoğunu ben biliyorum. Sizlere ben zaten üstünden geçeceğim. Arabaya binsek mi? Ne oldu adam? Tamam. Ne kadarlık bir yolum var açıkçası? 4 minik mesafe. Bir saniye. Buzlar çağırabiliyor muyum? Çağırabiliyorum. Birazcık para harcadım. 25 bin. Lan niye 25 bin harcadık lan biz? Allah! 25 bin harcadık. Neyse. Bu biraz sıkıntı. Şu an için bize paralı gibi gözüküyor. Bakalım. Yani birkaç şey yapmamız gerekecek gibi. Bu buzlarda daha şey... Bedava çağrımın yolları da var gibi gözüküyor da onlara da birlikte bakacağız. Bu arada lan ben bu şeyi süremiyorum lan. Bir dakika. Evet şuradan ayar yapalım. Gidemiyorum lan ben. Nereden yapabiliriz? Aircraft. Şunu hemen ayarlayalım. Hızlı bir şekilde sizlerle bir ayar çekelim. Dur lan yanlış yaptık. D burası. Aynen. A burası. D burası tamam. A burasıydı. Tamam. Bu yukarıydı, bu aşağıydı. Tamam.
Şunlar da şu, neyse bunlar kalsınlar, çok da işimize yarayacak şeyler bilmiyorum. Gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum, tamam. Gidemiyorum çünkü yanlış bir ayar yaptık. Abicim bu ayarlardan ben nefret ediyorum ya. Neyse sizler de benim ayarlarımı görmüş oluyorsunuz. Şurayı şöyle, aynen bu şekil, şu şekil, bu şekilde gideceğiz. Olay tamamen buymuş. Gidelim abi. Gidiyoruz. Tuşlarda yine bir yanlışlık var ama önemli değil abi, önemli değil. Bunu ben biraz sonra videoyu kapattıktan sonra ilgileneceğim. Algonquin Boulders adındaki bir mekana gidiyoruz. Bu Bunker'ın ilk görevlerinden biri. Ve bizim de bu sürüdeki ilk Bunker görevimiz oluyor. Sizler de burayı kaldığınızda bu sinematiği göreceksiniz. Ardından setup olacak. O setup'ı yapacağız. Sizler de şu an yaptığımızı yapacaksınız. Eğer yeni alanlar varsa değişim bilmiyorum. Buna benzer bir şey yapacaksınız. Görevler değişiyor mu emin değilim. Bendeki farkı sizdeki farkı da olabilir. Emin değilim açıkçası. Bu konularda pek fikrim yok. Oyunun görev anlayışını çok bilemiyorum açıkçası. Herkese aynı görevleri veriyor mu, vermiyor mu, bu konuda pek fikrim yok. İndireceğim. Biraz sert indirdim. Allah. Sürgeniyorum. Önemli değil. Hiç önemli değil. Kalk abi. Kalk ya kardeşim. Gidiyoruz yolumuza. Aynen. Silahçının orada bir teslimat alacağız. Bu arkadaşı almamız gerekiyor. Ölmezsin ya. Al bunu bakalım. Çok çatışmadı ki genç. Görevimiz biraz sakin geçecek gibi. Peki emin olmayalım da. Her an bir yerlerden saldırı gelebilir. Şöyle dümdüz gidersek bir kesimi yaparız oradan. Teslimatı aldık evet kanka. Şuradan döneyim hatta. Sanırım sizler de bu görevin bir benzerini alırsınız. Şurada bir silahçı var der. Oraya doğru git der. Bunu bize doğru getir der. Orada bir tane silahçı vardı. Onu oradaki malları buraya getirmeni istiyorum der. Bunu gider alırsınız. Şu anda sinyalden sonra bir yapay zeka saldırısı bekliyorum ben. Sunucum da bomboş. Şanslıyım. Herhangiden yok ha. İyiymiş. Gelmesin de önemli değil. Açıkçası bir çatışma bekliyordum. Ama bu bölümde olmaması benim için de iyi oldu. Bir drop girdi. Ne oldu lan öyle? Şurada hemen yine bir kestirme yapalım. Şu yoldan gidip şuraya doğru atlarsak daha mantıklı olacaktır. Umarım videolarımızdan, genel olarak videolarımızdan keyif alıyorsunuzdur. Düşüncelerinizi, önerilerinizi yorum olarak yapabilirsiniz. Yorumları okuyorum. Gerektiğinde cevap da veriyorum zaten. Ki genel olarak tüm yorumlara cevap veriyorum. Yorum yapabilirsiniz. Bu da bana destek oluyor ve önerilerinizi, düşüncelerinizi görmüş oluyorum. İstek oyunlarınız varsa, eğer bende de varsa onları da birkaç seri bitirdiğimde başlayabiliriz. Yorum yazabilirsiniz açıkçası gençler. Eğer halen kanala abone olmayan varsa abone olabilirsiniz, ücretsiz. Yager'a destek olabilirsiniz. Yager'a destek olup sizler de bir Yager olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsınız. Gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Açmayan varsa açabilir. Elimden geldiğince videolarda GTA Online sıfırdan başlamak serisinin videolarında sizlere hem muhabbet dolu videolar sunacağım, hem de güzel eğlenceli oynanışlar içeren, mesela daha öncesinde bir askeri alanı bastık, orada harcanmıştık, buna benzer eğlenceli oynanışlar yaptığımız, bazılarında mesela doğa olayları hakkında konuştuğumuz, işte bu iklim krizleri hakkında konuştuğumuz tarzı videolar yapabiliyorum. GTA Online'da veya başka başka oyunlarda da bunu yapabilirim ama konuşmak için en mantıklı şeyin de GTA Online olduğunu düşünüyorum. Oynarken konuşmuş oluyorum. Bu da bir nevi podcast oluyor mudur? Emin değilim açıkçası. Umarım bu tür videoları da beğeniyorsunuzdur. Yani ne bileyim, bir satış yapıyorsam, onda konuşacak da bir şey bulduysam bunu konuşmak isterim açıkçası.
Şu an konuşacak bir konumuz yok mesela. Görevleri oynuyoruz. Bunları ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama olduğu zaman da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum ben. Sizler de bana fikirde bulunabilirsiniz. Fikir önerisinde bulunabilirsiniz. Ben de onlardan video çıkartabilirim. Böyle böyle güzel videolarla kanalı hep birlikte büyütebiliriz. Ve güzel günleri de görürüz. Güzel bir güneşli günler görürüz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Açıkçası ben bu oynarsan keyif aldığımı söylemediğim bir sonraki video bölüm açıkçası birkaç oyun oynadıktan sonra onların bölümleri geldikten sonra mesela GTA 5'den, Last Driver'dan, Ten Y'dan ve The Crave'dan videolar geldikten sonra artı olarak Soma'dan da bir video gelecek, bir bölüm gelecek. Onlardan sonra yine bir GTA Online sıfırdan başlayan videosuyla karşınızda olacağım. Bu bölüm gelene kadar onları da izlersiniz. Çok sevinirim. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. Abone olmayı ve kanalımızda yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu anlatım geçtikten sonra bölümü kapatacağım efendim. Yeager'daydınız. Yeager'da kalmaya da devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.